İslam dininin temel amacı yaratılmış olan şerefli mahlukata hayatı boyunca kılavuz olmaktır. Bu kılavuzluk içerisinde, bu kılavuzluğun neticesinde insanoğlunun dünya ve ahiret mutluluğu hedef alınmıştır. Bu hedef doğrultusunda ise bazı çizgiler, yani ne bu çizgilerin adı? Serbestlik veya yasak değil mi? Ne o? Helal ve haram işte. Bazı helaller, bazı haramlar, bazı yasaklar getirilmiştir. Ve getirilmiş olan bu ilkelerin hepsi insan için, onun kendi menfaati içindir. Dünyalık huzur insan için olduğu gibi uhrevi mükafat, cennet yani o da insan içindir. Bunun zıddını ifade edersek eğer, dünyevi sıkıntı insan içinse uhrevi ceza yani cehennem bu da insan için. Yüce Allah'a karşı kulluk vazifemiz olan, değil mi? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinnileri sadece bana ubudiyet, kulluk yapsınlar diye yarattım buyuruyor ya Allah-u Teala Celle Celaluhu. Allah-u Teala'ya karşı kulluk vazifemiz olan ibadet hayatımızı yerine getirmemekteyiz. Eksiklerimiz var. Din sadece ibadet hayatıyla sınırlı hükümleri içermiyor. İbadet hayatıyla beraber günlük yaşantımızda da dikkat etmemiz gereken ilkelerde İslam o dinimizin içerisinde o ilkeler de mevcuttur. Yani yeme içmeden tutun giyinmeye kadar, eğlenceye kadar, aile hayatı, sosyal hayat, cinsel hayat, ne bileyim ekonomik ilişkiler değil mi? Hepsi beşeri ilişkiler, sosyal ilişkiler. Bunların tamamında takınılması gereken prensipler dinin genel çerçevesi içinde yer alır. İnsan için çizilen bu çerçeve yaratılmış insanın fıtratına ters olmayan, hakeza fıtratı destekleyen, onuru güçlendiren bir çerçevedir. Sözlükte yasak, memnu anlamına gelen haram dini bir terim olarak, istilahta yani dini terim olarak kesin bir delil ile açık bir şekilde yapılmaması istenen fiildir. Haram. Haram dini bir kavram olup bunu tespit ve tayin yetkisi sadece Allah'a aittir. Bu konuda insanların herhangi bir tasarrufu, herhangi bir yetkisi yoktur kardeşler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konudaki hadisleri Allah'ın koymuş olduğu hükmü açıklamaktan ibarettir. Yani o bir hüküm koyuyor, onu şerh ediyor, açıklıyor yani anladın mı? Bu nedenle İslam alimleri hakkında hani nas bulunmayan konularda, kesin bir hüküm bulunmayan konularda ihtiyatlı davranarak haram tabirini kullanmaktan kaçınmışlar. Dinen yapılması veya yenip içilmesi yasaklanmayan, serbest bırakılan şey demektir. Yani Allah ve Resulünün bir şeyin helal olduğunu belirtmesi veya işlenmesinde günah olduğunun veya haram olduğunun işte bildirmesi o fiilin helal olduğunu gösterdiği gibi o fiil veya o şeyin, o nesnenin yasaklandığına dair bir delil bulunamaması da helal olduğunu gösterir onun. Çünkü eşyada asıl olan helal oluşudur. Buna göre bir şey dinin açık bir hükmüne, dinin açık bir yasağına ve ilkesine aykırı olmadıkça helaldir, meşrudur. Yani helal kavramının meşru, caiz, mübah tabirleriyle yakın ilişkisi vardır. Çoğu zaman da eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah Celle Celaluhu iyi ve güzel olan şeyleri peygamber vesilesiyle helal kıldığını, çirkin ve kötü şeyleri de haram kıldığını bizlere şöyle bildiriyor. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal,
kötü ve pis şeyleri de haram kılar. Ayet-i Kerime haram kılınan şeylerde kötülük ve pislik olduğunu, helal kılınan şeylerde ise iyilik olduğunu, efendim temizlik olduğunu vurgulamaktadır. Yani bu yönüyle kardeşler, helal ve haramı insanın kendi yaşantısını güzele ulaştıran, bak bir gaye, kötülüklerden alıkoyan emirlerdir diye ifade edebiliriz. Bakın başka bir ayet-i kerime sizlerle paylaşmak istiyorum. Yüce Rabbimiz Teala Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, sana kendilerine nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki size temiz ve hoş olan şeyler helal kılındı. Zaten insan hani hafsalasıyla, kendi mantığıyla ve fikriyatıyla düşündüğü zaman gıybet etmek. Birinin hakkı, onu çekiştirme, adamın haberi yok. E hocam ben diyor olmayan bir şeyi söylemiyorum ki, olan bir şeyi söylüyorum. Zaten olan bir şeyi onun arkasından konuştuğun için bu gıybet. Olmayan bir şeyi söylesem bunun adı iftira zaten. O ayrı bir şey. Ama sen benim yaptığım bir şeyi de benim arkamdan konuşamazsın. Böyle bir yetkin yok. Ya da ben senin arkandan konuşamam. Böyle bir yetkim yok. Bu kul hakkıdır. Hafsala bunu, mantık bunu kabul etmez zaten. Sevgili dostlar. Veya yalan konuşmak, hırsızlık yapmak. He? Allah-u Teala bir şeyi yasakladıysa onda mutlaka mutlaka bizim için düşündüğün zaman ha doğru, mantıklı. Yani Allah-u Teala'nın emir ve yasakları için şunu yapın dediği veya bundan sakının dediği hiçbir doneye, hiçbir noktaya, hiçbir mevzuya, hiçbir fiile, hiçbir amele gereksiz, yanlış, mantık dışı, haşa böyle bir şey diyemeyiz. Kur'an-ı Kerim bizlere helal ve haram kılma yetkisinin Allah'a ait olduğunu, bizlere bilmediğimiz şeyler hakkında şu helaldir veya efendim bu haramdır dememizi yasaklamıştır. Kardeşler, bu husus ile ilgili iki ayet-i kerimeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayetlerde şöyle buyuruluyor, bakın Allah-u Teala, قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلِ اللّٰهُ اَذِلَّكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ De ki, Allah'ın size indirdiği, sizin de bir kısmını helal, bir kısmını haram kıldığınız rızıklar hakkında ne dersiniz? De ki, bunun için Allah mı size izin verdi? Yoksa siz em alallahi tefterun, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Helal ve haram insanın ibadet yaşantısından tut sosyal hayatına, ne bileyim beşeri ilişkilerine, eşler arasında yalan söylediğin zaman hocam bir yerde dediler atalarımız, yalancının mumu yassıya kadar, bazen yassıya kadar bile yanmaz. Yalan torbaya sığmaz hocam. Yalan söylemiyor. Bilmediğin şeyi bilmiyorum diyeceksin. İşine geldiği gibi fetva aramayacaksın. Vicdanına soracaksın. Ramazan günü oruç tutsam mı tutmasam mı? Bana sen oruç tutmayabilirsin diyecek bir doktor arıyoruz. Doktor bir tane hocaya soruyorsun, diyor tutmalısın diyor. Yani hani sana bırakıyor biraz da. Hani vicdanın gücün yetiyorsa tutabilirsin diyor. Sen vicdanı soruyorsun. Lan ben tutabilirim ama hastayım da dur. Bu hoca olmaz. Değiştir diğer kanala. Hocam nasıl? Sen kendine fetva verecek adam arıyorsun ama. Sen vicdanından al önce fetvayı. Ben bunu yapabilir miyim? He? Sen hastasın, oruç tutmamalısın. Hayır diyor. Hayır. Hayır, ben oruç tutmalıyım. Öleceksem oruçlu öleyim diyor adam. Allah Allah. Aşkı gördün mü? Tabii bunu söylerken hastalar da oruç tutmak zorundadır anlamında söylemiyorum.
Bu o adam vicdanına sor değil mi? Adamın vicdanı Allah diyor ya. Kalp dile gelmiş Hacı abi. Kalp Allah diyor. Ve helal haram insana sirayet ediyor hocam. Vücuda ağızdan haram girdiği zaman 40 gün çıkmaz hocam. O adamın 40 gün duası kabul olmaz. 40 gün ibadeti kabul olmaz. Çok önemli. Helal ve harama dikkat etmek çok önemli. Sonra çocuklarımızdan Allah muhafaza anne baba harama dikkat etmiyor. Ondan sonra ne oluyor? Çoluğundan çocuğundan da çıkıyor. Helal haram ver Allah'ım. Senin kulun yer Allah'ım. Gönder! Gönder bol kesenin olsun. Demiyorsun ki la bu çeşmenin suyu nereden geliyor ya? He? Hiç araştırmayasın hani. Nereden geldi bu demeyesin ona. He? Ver yeriz getir. Allah Allah. Ama öteki tarafta azap var. Hesap var, kitap var. Bunu düşünmüyorsun ki. Bu dünyada ne götürdüysen hocam diyor. Hazır tanıdık varken belediyede götür. Hazır bilmem ne devlet dairesinde tanıdık varken geçir dosyaları. Hoo, Allah sormayacak sanki sana onu. Çoluğumuza çocuğumuza sirayet eder. Sonra neden mutsuz olur? Filancanın çok parası var mutsuz değiller. Devamlı kaza yapıyor. Allah çıkarıyor çünkü onu. Allah çıkarıyor. En kötüsü ne biliyor musun? Anne baba bir günaha giriyor. Bazen çoluk çocuğa da geçtiği için sirayet ediyor. Çocuktan çıkıyor hocam. Dikkat edin etrafınızda şöyle bu anlattıklarımı düşünün. Mutlaka etrafınızda böyle insanlar vardır. Şöyle diyorsun. Ben bunu ilk duyduğumda bu mevzuyu hocamdan dinlediğimde şey demiştim. He, şu felanca. Doğru. Anladın mı? Eski zamanlarda hocam bir köy yerinde bir çocuk o kadar yaramaz köylü illallah etmiş. Ana babaya her gün şikayet. Anne baba da evliya gibi insanlar biliyor musun? Evliya gibi insanlar. 5 vakit namazına 5 daha katan bir anne baba. Çok salih, salih insanlar. Ya bir gün baba dedi ki ya hatun bu ne iştir dedi ya. Ben aklım sırrım ermedi buna benim. Ben kendimi düşünüyorum hani akıl bali olduğum günden bugüne ben kimsenin hakkını yemedim. Hiç günaha yani bilerek bir haram yemedim. Bu eve haram getirmedim. Kendimde bir eksiklik göremiyorum. Sende bir noksanlık, bir eksiklik, bir şey var mı dedi. Kadın düşündü. Çocuk köy pınarından evlerine su taşıyan insanların o ibriklerini, kovalarına, bidonlarına böyle eline bir çivi almış. Çiviyi sokuyor, batırıp kaçıyor. Bidonları, ibrikleri deliyor böyle anladın mı? Yok dedi ya. Adam ben hiç hatırlamıyorum dedi haram yediğimi. Sen de dedi bir haram falan böyle bir şey oldu mu? Ya dedi ben bu çocuğa hamileyken dedi bir gün bir yere oturmaya gittim misafirliğe. Ben böyle işte el işi bir şeyler örürken ev sahibi de mutfağa gitti bir yiyecek bir şeyler hazırlamak için. O sıra sehpanın üstünde de böyle bir şey vardı. Meyveler vardı, portakal. Ben de bu çocuğa hamileydim, canım çok çekti. O iğnemin ucunu dedi portakala batırdım, bir damla suyunu emdim dedi. Peki bundan o ev sahibinin hanımı var, haberi var mı? Yok dedi. İşte bizim çocuğu neden çivilerle bidonlarını deldiğini, köylünün bidonlarını deldiğini anladın mı şimdi dedi. Bak annenin ağzından giren bir damlacık belki küçücük bir haram portakal damlası çocuğa sirayet etti gördün mü? Allah bizi helalleri helal bilip haramları haram bilip gereğini yapan gereğince yaşayan kullarından eylesin inşallah dostlar.